Yulam yulam yemem gerekleri söyledi. 1, 2, 3. Marusya hadi. 1, 2, 3. Durun biraz. Arkadaşlar sakin olun. Artem çekil. Araya girmesene. Artem. 1, 2. Yeter. 3. Çekilsene hadi ama. Durun. Sen ne diyorsun? Arkadaşlar delirdiniz mi? Basketbolcular. Basketbolcular. Size gerçekten çok fazla yapmayacak. Sessiz olsana. Sen... Artem kötü şeyler yapıyorsun. Sonra da birilerinin sana kızacağını söylüyorsun. Böyle suçlu olmaz. Suçlu ben değilim. Basketbolcular Patrick ve Artem suçlu. Hey dinle. Beni sinirlendirme yoksa çok kötü olur. Sen benim yavaş hareket ettiğimi mi söylüyorsun? Bak şimdi yavaş çekim neymiş göstereceğim. Sakin olun gençler. Patrick sana gerçeği söyledim. Konsu'yu arkadaşlarını sakinleştir yoksa çok kötü olacak. Arkadaşlar neler söylüyor duydunuz mu? Gerçekten çok ukala. Gençler hadi ama sakin olsanıza. Gerçekten bir şey anlamadım. Neden bağırıyorsunuz? Hey sorun nedir? Basketbol oyuncuları nerede? Onlar sizi kontrol etmiyorlar. Amigo kızlar sizin basketbol oyuncularıyla bizi kontrol etmiyor. Kavgaları bu arkadaşlar Artem, başlattı. Artem böyle yapma biz arkadaşız. Bu doğru kardeşim. Aramız gayet iyi hiçbir sorunumuz da evet. Yok. Amigo kızlar ben gerçekten bir şey anlamadım. Basketbol oyuncuları nerede? Kızlara ip atlayın dedik. Onlar dediğimizi yapıyor. Kızlar basketbol oyuncularını gördünüz mü? Gördük. Basketbolcular neredeler? Evet hemen söyler misiniz? Gerçekten çok sinirlendim. Basketbolcular konusunda etiklerden daha çok sorun çıkıyor. Kızlar bence yeni erkek arkadaşlar bulmanın zamanı geldi. Artem bana elini verdi. İki arkadaş gibi yürüyelim. Yoksa amigo kızlar çok kötü bir ceza verecek. Seninle yürümek istemiyorum. Hey Artem sana söyleneni yap. Biz arkadaşız. Ben değilim. Sussana ya. Artem sen benim yakın arkadaşımsın. Arkadaşlar hadi birlikte ip atlayalım. İp atlamak falan istemiyoruz kızlar. Arkaya gidiyoruz. Öyle mi? Niye? Futbol oynamaya. Futbol oynamayı çok severim. Arkadaşlar gerçekten sizden çok sıkıldım. Şimdi ben Marusya ile ip atlıyorum. Evet bu doğru. Tamam Marusya hadi. Kızlar hadi gidelim. Basketbol oyuncularının yerini bulmamız lazım. Evet haklısın. Kızlar basketbol oyuncuları son zamanlarda çok tuhaf davranıyor. Kesinlikle çok tuhaf. Nasıl mücadele edebiliriz? Evet bence onları kamptan atalım. Hayır kızlar kamptan atamayız. Bence onlara uygun görevler vermemiz gerekiyor. Ne gibi görevler? Hadi gidelim size anlatacağım. Arkadaşlar ezikleri tek başlarına bıraktık. Biz onların bakıcısı değiliz. Yalnız kalamıyorlar mı? Evet onlara bakmaktan çok sıkıldım. Hadi oynayalım. Peki ya amigo kızlar öğrenirse? Öğrenmezler. Onlar odalarında oturmuş bizden. Basketbolculardan bahsediyorlar. Oynayabiliriz. Rose. Hadi yakalasana. Max yakala. Smile alsana. Burada frisbee oynuyorlar. Basketbolcular. Merhaba kızlar. Yana bana baksana. Buradaki en iyi oyuncu benim. Çok iyi oynuyorum. Kızlar hadi gelin. Hey gelseniz amigo kızlar. Kızlar şunlara baksanıza. Basketbol oyuncuları ne kadar havalı davranıyor. Evet. Hadi gidelim. Onlarla oynayacak mıyız? Evet oynayalım. Evet oynayacağız ama başka bir oyun. Arkadaşlar sizinle oynayacağız ama önce size bir test yapmak istiyoruz. Kızlar biz istediğiniz her şeyi yapabiliriz. Evet kızlar biz her şeye evet, hazırız. Ne istiyorsanız söyleyin de hemen yapalım. Önce buraya gelmelisiniz. Arkadaşlar kızlarım bugün morali gerçekten çok yerinde. Benim Layla'm gerçekten çok mutlu. Benim Dayanam da öyle. Size nasıl bir test yapacaksınız kızlar? Gidelim hadi. Kızlar ne testi bu söylesenize. Her şey için hazırız. Kesinlikle öyle. Basketbol oyuncuları sizin ne yapmanız gerekiyordu? Ezikleri kontrol etmek. Ama canınız ne istiyorsa onu yaptınız. Liderlik görevinde de başarılı olamadınız. Size yeniden eğitim vereceğiz. Amigo kızlar eğitim mi? Bu gerçekten havalıymış. Peki ya, ne yapmamız lazım? Her zaman hazırız. Arkadaşlar artık çok daha sorumlu erkekler haline gelmeniz lazım. Sorumlulukları yerine getireceksiniz. Eğer bu konuda başarılıysanız. O zaman sizinle birlikte oynayacağız. Olamaz. Kızlar bizimle evcilik oynamak mı istiyorsunuz? Ben traktörlerle oynamaktan hoşlanırım. Ben de arabalarla oynarım.
arkadaşlar, evcilik falan oynamayacaksınız. Hey Max, bak şimdi bugün senin bir kızın olacak. May, bu da senin kızın olacak. Evet Bros, bu senin oğlun olacak. Hayır olmaz. Şaka mı yapıyorsunuz? Şaka yapmıyoruz. Sizin bugün bu bebeklerle gerçekten bebeklermiş gibi bakmanız onları gerekir. Onları besleyeceksiniz. Bezini değiştireceksiniz. Yürüyüşe çıkaracaksınız. Kızlar şaka mı bu? Hayır arkadaşlar, şaka değil. Biz sizi izleyeceğiz. Bebekleri ezikler gibi yalnız bırakamazsınız, anladınız değil mi? Tek bir hata yaparsanız sizinle frisbee falan oynamayız. Hadi bakalım. Ayrıca hata yaparsanız sorumlu sevgililer bulacaklar. Tamam, deneyeceğiz. Burada ihtiyacın olan her şey var. Bebeği güzelce besleyeceksin. Burada süt var. May, bak bu senin kızın. Ne kadar da tatlı, öyle değil mi? Sütü ve yemek kutusu burada. Bütün bebekler için gerekli eşyalar da var. Sakın unutma. Bebeğin için gereken her şey var. İşte süt şişesi. Sakın bezlerini değiştirmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet, bu çok eğer önemli. Kız arkadaşlarınızı kaybetmek istemiyorsanız bunu yapın. Arkadaşlar, size iyi şanslar dileriz. Biz de sizi izliyor olacağız. Hey kızlar, bu test filan değil. Evet, bu bir saçmalık. Arkadaşlar, süreniz başladı. Hey, hadi harekete geçin. Bebekleri gezdirin. Umarım ezikler bizi bu halde görmezler. Arkadaşlar baksanıza, benim çantam gerçekten çok güzel. Olamaz. Ben bu kim merak ediyorum. Erkek mi yoksa kız mı? Rose, görmüyor musun? O bir erkek. Batman figürlü çorapları var. İnanamıyorum. Benim sinirimi bozma, tamam mı? Her şey yolunda. Kızların kıyafetleri pembe. Tamam arkadaşlar, artık gitsek iyi olur. Gidelim mi? Ne? Bebek arabasını yukarıya götürmem gerekiyor. Olamaz. Benim evlendiğim zaman bebek arabasını ona vermem gerekiyor. Artem, yanlış yapıyorsun. Bu şekilde olmaz. Ben de baksana. Hülye burada olmadığı için üstüme geliyorsun. Tabii ki seni koruyacak birisi var. Bunu yapamazsın. Evet, korumamız var. Bizim erkek arkadaşlarımıza hiç kimse üzemez. Smile, geçmeme izin versene. Gidelim. Arkadaşlar durun. Hey, ne oluyor? Geri dönemeyiz. Bak, ezikler orada. Onların bizi bu halde görmesini asla istemiyorum. Hey, bir planım var. Dikkatlerini dağıtacağım. Peki ya biz? Siz bu bebek arabalarını da götürün. Bizi görmesinler. Olamaz. Çok korkuyorum. Yanayı bu konuda affetmem imkansız. Ezikler. Aferin size. Sporcu gibisiniz. Artem, yoksa birisi canını mı sıktı? Hayır. Hey, bakın. Yüzme havuzunda bir şey var. Ne? Nerede? Bir şey nerede? Görmüyorum. Ben bir şey görmüyorum. Bir şey görmüyorum. Nerede? Nerede? Ben bir şey görmüyorum. Nerede? Bir şey görmüyorum. Ne? Nerede? Ben bir şey görmüyorum. Ne? Nerede? Ben bir şey görmüyorum. Kandırdım. Smile. Hadi ama yapma. Kızlar, artık onları arıyorum. Evet Dana. Merhaba basketbolcular. Bebeklerin karnı acıktı. Onları besleyin. Onları besleyin. Beslemek mi? Tamam, peki besleyeceğiz. Arkadaşlar, ben hallettim. Dikkatlerini dağıttım. Artık bizi göremezler. Bu iş çok iyi başardı. Amigo kızlar aradı ve artık bebekleri besleyin dediler. Beslemek mi? Neyle? Yemek kutusu. Tamam arkadaşlar, bebekleri besleyecek uygun bir yer bulmamız lazım. Bence onları burada beslemek pek iyi bir fikir değil. Max, ne bebeği? Oyuncak bebek. Bunu sevdim. Oyun oynuyormuş gibi hissediyorum. Ne kadar güzel bir yer. Evet, burada durabiliriz. Yemek kutusunu al. Tamam, alıyorum. Bu da ne? Vay. Bunu çok beğendim. Aynı annemin bana aldığı gibi. Evet, ben de sevdim. Arkadaşlar, bebekler bir şey yiyemez. Hadi bunları biz yiyelim. Tamam. Amigo kızlar pencereden görür mü? Arkamızı döneriz. Çok lezzetli. Tuta, başka bir şey var. Baksanıza. Evet, hadi yiyelim. Bros, amigo kızlar bizi ikinci kere aradığı zaman yemeye devam edebiliriz. Aferin sana. Her şeyi yemişsin. Max, amigo kızları ara da işimizi bittiğini haber veriyorum. Merhaba. Evet, işimiz bitti. Bebekleri besledik. Gerçekten çok kolay oldu. Şimdi bir sonraki görevimizi verir misiniz? Gerçekten mi? Demek bebekleri beslediniz ve ikinci göreve geçmek istiyorsunuz. Hey, benzerini değiştirsinler. Arkadaşlar, şimdi biraz zor bir göreve geçelim. Bebeklerin bezlerini değiştirmenizi istiyoruz. Arkadaşlar, dikkatli olun. Bu konuda sürprizler olabilir. Tamam. Ne diyor? Bebeklerin bezini değiştireceğiz. Olamaz. Eğer bebeklerin bezini değiştirmemiz gerekiyorsa bu işi halletmemiz lazım. Hadi bakalım. İşte burada.
Hey arkadaşlar, benim ellerim titriyor. Hadi ama arkadaşlar, o kadar da zor bir iş olamaz. Bu sadece bir oyuncak bebek. Bezi çıkartıp temizi takalım. Evet doğru arkadaşlar. Ben şanslıyım, bezi değiştirmem gerekmiyor. Tuvalete mi götürmem lazım? Bakalım burada ne varmış. Umarım hazırsındır. Vay canına. Şu elbiseye baksanıza, modaya uygun giyinmiş. Başka ne var? Tamam işte, temiz bezler de buradaymış. Hazır mısın? Seni bekliyorum. Benim oğlum çok havalı. Bezi de tertemiz. Tabii öyle, çünkü o oyuncak bebek. Max, ben buna alışmaya başladım. Evet küçük dostlarımız, şimdi piknik yapma zamanı. Evet bu oyun eğlenceliymiş. Vay! Demek bu yüzden basketbolcular bizimle ilgilenmiyor. Bakın. Boş verin arkadaşlar, onlarla bir şekilde başa çıkarız. Pikniğe gideceğiz, bir sorun olan var arkadaşlar, mı? Arkadaşlar sizin düşündüğünüz gibi değil. Biz oyuncak bebeklerle oynamıyoruz. Sadece test alıyoruz. Arkadaşlar amigo kızlar bizden bunu istedi. Arkadaşlar oyuncak bebeklerle çok güzel olmuşsunuz, kızlar, harika. Sizce gerçekten onlar bu şekilde hoş mu? Olamaz, artık basketbolculara saygı duyamayız. Doğru, saygı duymamız mümkün değil. Bizi rahat bırakın, fazla zamanımız yok. Rose baba olmuş. Max de öyle. Smile de öyle. Baba basketboncular. Evet arkadaşlar, biz de şişe çevirmece oynayalım. Hey, hadi ne gidelim. Şişesi? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Kızlar gördünüz mü? Gerçekten çok şaşırdım. Basketbolcular bu konuda çok başarılı. Evet çok şaşırtıcı. Gördünüz mü? Bu zor görevde nasıl başarılı oldular. Kızlar bu ne anlama geliyor? Yani onları terk etmiyor musunuz? Hayır Nasya. Hey kızlar, onlara başka bir görev daha vermeliyiz. Dur, beni birisi arıyor. Merhaba. Ne diyorsun? Bir sonraki görev mi? Süt içirmemiz mi gerekiyor? Seni anladım. Olamaz arkadaşlar, ben çok susadım. Ben de. Arkadaşlar hadi bebeklere süt verelim. Aa arkadaşlar, bebekler süt içemezler. Tabii ki içemezler. O zaman bu sütü biz kendimiz içebiliriz, öyle değil mi? Hey kızlar, hadi basketbol oyuncuları bebeklere nasıl bakıyor onları kontrol edelim. Evet her şeyi yaptıklarını söylüyorlar ama benim kendi gözlerimle görmem gerekiyor. Ama bebeklere söyledikleri gibi bakmıyorlarsa... Kızlar umarım artık ayrılırsınız. Bence bu çok saçma. Nasıl? Önce onları bir kontrol edelim de. Pembe kıyafetli kızlar, siz birazcık dinleyin. Üzgünüm oğlum, yapacağım başka işler var. Bebeğim şimdi seni buraya koyacağım. Bak sakın düşme. Hadi. İşte benim bebeğim. Seni dünyalara değişmem. Duydun mu? Tamam arkadaşlar, artık burada kimin patron olduğunu göreceksiniz. Hadi. Arkadaşlar hadi başlayalım. Hazırım. Ben de hazırım. Tamam o zaman hadi. Hazırlanın. Başla. Kızlar çok şaşırdım. Bu basketbol oyuncularına asla güvenemeyiz. Buna nasıl yapabilirler? Kızlar hadi biz artık aşağı inelim. İşte artık zamanı geldi. Sonunda onlardan ayrılacaksınız, öyle değil mi? Hadi bakalım basketbol oyuncuları. Aa, amigo kızlar, testi geçmeyi başardık mı? Başarılı olduk mu kızlar, söylesenize. Çok başarılı olduk değil mi? Hayır, maalesef basketçiler. Hiç başarılı değildiniz. Yarın sizinle ilgili karar vereceğiz. Her şey bitti. Gerçekten çok şaşırdım. Basketbolcular yine başarısız oldular. Onlara çok kolay bir görev vermiştik ama yapamadılar. Videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.